Evet, herkese merhaba. Bugün Ataberk'le beraber tarafını seç konseptini yapacağız arkadaşlar. Hoş geldin Ataberk. Hoş bulduk Umut. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Evet Ataberk, istersen bir kendini tanıt tanımayanlar için. Tabii, ben Ataberk Eren, 24 yaşındayım. Yaklaşık 7 yaşından beri satranç oynuyorum. Şu anda uluslararası ustayım. Bir adet de büyük usta normum bulunmakta. Güncel elom 2016 ve satrançta büyük usta olmayı hedefliyorum. Ayrıca yaklaşık 5-6 yıldır da satranç antrenörüyle uğraşmaktayım ve öte yandan da Özyeğin Üniversitesi makine mühendisiyim. Son sınıf öğrencisiyim. Buraya Satranç 65 ekibiyle birlikte sizlere eğitim videosu oluşturmak için geldim. Fransız savunması ve temel at oyun sonları eğitim serisini oluşturduk. Temel at oyun sonları eğitim serisini siteye gidip de şu anda kontrol edebilirsiniz. Evet, şimdi Ataberk'in kendini tanıtması önemli arkadaşlar. Çünkü buradaki sorduğumuz sorularla da biraz bağlantılı. O yüzden sizin de Ataberk'i tam olarak bilmeniz lazım. O zaman hazırsan Ataberk, başlayalım. Başlayalım. Gerçek yüzümü görsün insanlar. Evet, ilk sorumuz geliyor. Türkiye Şampiyonası'nda oynuyorsun ve bütün güçlü oyuncular da orada. Mustafa Yılmaz, Ipatov, Dragan, Edis, Vahap, Batuhan, Emrecan, Yağız Kağan ve Mert Yılmaz yerle. Bu kadroya karşı 9'da 8 puan yapıp şampiyon olacaksın. Fakat ne yaparsan yap, hayatın boyunca bir daha GM olamayacaksın. Kabul ediyor musun? Evet, hayır sorusu. Zor soru bu arada. Yani 9'a 8 yapmak imkansız gibi bir İmkansız şey. Zaten onu gibi bir yapmam şey. için bir 2700 olmam lazım gibi. Yani 2700 de bence Belki o bile 9'a 8 yeterli yapamaz. olmayacaktır yani. Evet. Evet, biraz zor sorarak başladım o teberke. GM olmayı tercih ediyorum yani. Yeme olmayı tercih ediyorsun. Aynen. Yani başarılar da tabii çok önemli ama hani o yıldan sonra o kadar da önemli olmuyor. Hani ama büyük usta unvanı ömür boyu taşıyacağım bir unvan yani. Tamam. Yani bu arada soru şöyle. Ya Yani sana umarım. belki kendi şu anki şeyin ne olabileceksin yani, ekstra bir şey verilmiyor sana. Ha, tabii belki yani çok daha kendim gelişip çalışıp yani bir şeyler yapabildim belki veya Türkiye şampiyon unvanını alabildim hani en iyi oyuncuya karşı olmasa da belki ama yani büyük üst unvanı almak önemli bence. Sonuçta ömür boyu taşıyacağım bir unvan. Tamam. Güzel. İkinci soruya geçelim. Şimdi bu soru birazcık daha güzel bir soru bence. Messi'nin hayatını yaşayacaksın veya Magnus Carlsen'in hayatını yaşayacaksın. İkisinin de prime dönemleri yalnız. Tamam. Hangisini seçersin? Prime hayatını yaşadıktan sonra hani Ya o normal süreçte Messi'sin veya artık Carlsen'sin artık. Yani o Ataberk Eren olacak bu geçici isim. mi? Yok, geçici değil, direkt o sen oluyorsun. Hangisini seçersen. Yani birinde uğraştığın spordaki dünyanın en iyisisin. Diğerinde de Messi'sin yani. Yani Messi'yi seçerim çünkü Messi olduğumda satranç gücüm silinecek Ya yani çok da sonunda mı değil mi? artık? Hayır yani şey içimde şey derdi kalmaz. Ya satrançta değildin niye devam edin? Direkt Messi olacağım Ben yani. direkt Dünyanın Messi en olarak popüler geçeceğim, evet. insanı olacağım belki de. Aynen. Messi'nin hayatı. Tamam, güzel. Ben de bu soruda muhtemelen bunu seçerdim. Dünyada en iyi satranç oynayan ve elo olarak birinci sırada olan ülke Türkiye olacak. Fakat sen satrancı tamamen unutup hayatını makine mühendisi olarak devam edeceksin. No! Diğer tarafta da Türkiye 100. sırada olacak ve sadece bir tane GM olacak. O da sen olacaksın. Hangisini seçersin? Dürüst cevap bekliyoruz Ataberk. Çok bencil bir soruymuş Evet, biraz ikinci bencil bir soru derse. yani. Şimdi dediğim an ikinci dersen linç de yiyebilirim. Evet, Hani şimdi tek GM. Ben düşünmem lazım bilmiyorum. Ataberk'in iç sesi aslında ikincisini seçiyor arkadaşlar, ama linç yememek için bence birincisini diyecek. Şimdi Türkiye en iyi ülke olacak. Tabii Muhtemelen canım. olimpiyatlara domine edeceğiz. Hani Aynen. sürekli her Böyle baş... ilk onluğu herkes İşte 2700, dünya 750, şampiyonu aynen. bizden, adaylardaki herkes bizim Evet, oyuncularımız. aynen öyle. Yani ülke için mükemmel ama öte yandan da satrancı tamamen unutacak mıyım peki? Yani satranç oynamayı unutacaksın. Makine mühendisin ya, ama ulan bir satrancı da oynayamadık diyeceksin, anladın mı? He, onu demek koyar ya. Ama kimse bunu bilmeyecek. Hani bu kadar ülkenin şahlandığını, Ataberk Eren sayesinde Yani kimse bilmeyecek. yani şey böyle kaçamak cevap vermek istiyorum. Ya ben GM olayım. Bizim çocuklar zaten çok yetenekli. Hallederler Yok, bir öyle 20 mi? yani. Tek game Ataberk Eren, geri kalan en fazla ivmeler olacak işte. Bütün ülkedeki herkes. İkinci seçenek de benden kaynaklı biliniyor Tabii, aynen. Ataberk bunu seçti. O yüzden böyle herhalde. Yani gönlüm ikinci seçmek istese de bir olmalı yani. Sadece kendim GM olacağım.
Yok, birincisi ya. Sadece kendim GM olsam yani kimle oynayacağım sonraki abi tamam, yurt dışında olacak? Herkes duruyor gene, oynayabilirsin sonuçta. Fuat Aberkin kırılma sorusu. Yok ya, birincisi. Bir aynen. Ya makine mühendisi olur, her gün akşamları yatma önce ağlarım. Niye satmaçta daha iyi olmadın diye. Yapacak bir şey yok, ne yapayım? Bir. Yani ülkeyi şahlandırıyorsun. Aynen, ülke şahlansın. Bilmesinler, tamam. Ne yapayım? Evet. Bana çok inandırıcı gelmedi ama. Yani neyse. Şey derler hani, sen de bize anlar fena oynamıyordun. Canını sıkma, ülke iyi. Hani, gerçi onu bilmeyecekler de ben de. Kahveden sonra. Birinci ya, bir. Bir. Son yani karar. O kadar, son karar. O kadar bencil olmak istemiyorum. Tamam. Bakalım. Ben çok inanmadım ama. Sen kesin ikinciyi derdin. Ben bilmiyorum. Bana sorulmadı soru. O yüzden linç yemek istemiyorum. İyi, ben bu soruyu Melih'e söyleyeceğim. Senin için de hazırlasın. Tamam. Şimdi o zaman diğer sorumuza geçiyoruz. Bu soruda iki senaryo var. Berabere kalabilirsen GM oluyorsun. Tamam mı? Birinci senaryoda Mustafa Yılmaz ile Zeitnot'ta oynuyorsun. Fakat onun normal 1,5 saat süresi var. Yani maça başlıyorsun. Senin 30 saniyenle başlayacaksın maça. Hı hı. Onun 1,5 saati var. Berabere kalabilirsen GM oluyorsun. Diğer senaryoda da Ediz'le oynuyorsun. Fakat Ediz'e oynadığında senin gözün kapalı oynayacaksın. Yani 1,5 saat süreniz var normal. Ama senin gözün kapalı. Körleme oynuyorsun yani. Hangisini seçersin? Bu biraz zor bir soru bence. Evet. İkisinde de berabereyi kaparsan yemezsin. Yani çok zor ama sanırım Zeitnot'ta oynamak körleme oynamaktan biraz daha kolay gibi hissediyorum yani. Ama hangisini yaparak daha fazla puan alabilirim? Yani bence o yani da körleme oynadıktan sonra bir yerden sonra atıyorum. Yani normal ağır parti oynuyorsun değil mi körlemede? Tabii canım, 90+30 tempo normal oynuyorsun. Yani körleme oynadığında gücüm ne kadar düşer ki, zaten Ediz de harika bir oyuncu yani. Hadi en iyi haliyle 200 rating düşse oyun gücüm. Yani bence düşmeyebilir yani, inanılmaz düşer mi ki? Sonuçta şimdi şöyle düşünüyorum ben. Yani oynarken tahtaya bakıyoruz ama sonuçta kafanda da bir tahta var aslında. Hani tamam, belki 30. hamleden sonra sürekli. Yani tabii ki, ama normal düşündüğümüzde bile çok hani taktik kaçırma imkanımız yüksek oluyor veya hani o konuma ulaştıktan sonraki durumu iyi doğru değerlendiremiyoruz ya mesela. Körleme olduktan sonra bu artık iyice hani önceliğim şeye dönecek gibi hissediyorum. Hani taşlar doğru yerde mi, taşın boşta değil mi, daha korumacı olup sanki oyun gücümü kötü yönde etkiler diye düşünüyorum. Tabii ki aynı güçle oynayamam. Anladım. Ama bence 30 saniyede çok riskli yani. 1,5 saati olan Mustafa Yılmaz'ı. Yani. Zor. Evet. Ben Zeitnot diyorum yani. Körleme olup da konumu unutmak ve hani kazanç konumunda da konumu unutabilirim. Hani ama yani belki Zeitnot'ta en azından iyi olduğum bir açılışta bir ilk 10-15 hamle hızlı oynayıp hani iyi bir hazırlıkla belki konumu tutmaya yönelik hani oynayabilirim diye düşünüyorum. Yani en azından hani belki onun süresini düşünürüm. Belki Mustafa abi sürenmez diye rahat oynar. Bilmiyorum ya da süreme de oynar. O da ayrı bir durum ama. Tabii hani oyunculardan bağımsız. Yani ikisi de. Tabii canım, ikisi de çok kuvvetli. Yani inanılmaz oyuncular. O zaman Zeitnot diyorum ya. 30 saniyede Mustafa. Yani körlemede çünkü kazanç konumunda da hani konumu unutup şey yapabilirim. Yani veya kazanç olduğunda hani Ediz beraber kabul etmeyebilir. Hani kendisi bilmesin ama unutma ihtimalimi her zaman sınayabilir yani. Evet. Zeitnot diyorum ya. Ataberk Mustafa Yılmaz'la karşı 30 saniyede oynamayı tercih ediyor soruda. Gene çok zor o beraber almak ama. Attım bir ateşe. Evet. Tamam. Okey. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum Ataberk. Şimdi bu soru birazcık daha karışık. 1800 elosu olan bir oyuncuyla 3+2 zaman temposunda oynuyorsun ve kazanırsan GM oluyorsun. Kulağa güzel geliyor. Hoş geliyor. Keşke her turnuva böyle olsa. Ama iki tane koşul var. Birincisi, dizlerine kadar buz dolu bir küvette oynayacaksın. Ya da diğer tarafta da yanan bir evin içerisindesin. Hangi koşulda oynamayı seçersin? Hani ama şey olarak düşünme. Tabii ki şimdi ev yanacak, öleceğim dersen zaten. Satmaş tahta yanacak ilk kazanç konumdayken. Evet. Tabii ki ölmeyeceksin ama o yanan evin içindesin. Yani o sıcaklığı hissedeceksin. Diğer tarafta da yani donuyorsun. Yani Ruslar böyle buzullara girip bazen oynuyorlar yani. Yapabilir miyim diye düşünüyorum. +3 tempo bir de yani, onu da unutma. Ne kadar hızlı olabilir ki yani, direkt her hamleyi bir saniyede yapsan 5 dakika sonra dışarıdasın belki de.
Evet. Yani yanan ev ama benim neyimi etkileyecek şimdi? Ben yanmıyorsam tahtaya yanmıyorsam. Yani inanılmaz yani. Bir sıcaklık var orada, anladın mı işte hani. Bir tarafta inanılmaz bir soğukluk. Ya, hamle yapamıyorum. Yanıyorum yani. Zor soru. Evet. Düşünmem lazım. Valla ben olsam herhalde yani küveti seçerdim ama. İlk duyduğumda aynen buza daha yakındım yani yanandan ziyade ama. Yani buzu diyorum ya, dizime kadar buz olmasın diyorum. En azından soğuğun çözümünü ne bileyim baştan önce alkol verirsin, bir şey yaparsın hani dopingle. Hani en azından şartları daha iyi hale geçim ama sıcağa karşı bir çözüm yok yani, ne yapacağım? El vantilatörü mü alacağım yanıma? Bilmiyorum. Yani soğukta oynamak daha katlanılabilir gibi geldi. Dizlerime kadar buz diyorum ya. Evet, ben de bence öyle derdim. Ben de bunu seçerdim muhtemelen, evet. Tamam. O zaman. Termalde oynadığını düşün mesela. Satma ne kadar oynayabilirsin ki? Adam maksimum 10 dakika. O, hani iyice sıcaklığın arttığını düşün. Ki yanan evde doğru yani. Doğru diyorsun. Geçen gün Kıbrıs turnuvasında seninle savunaya gitmiştik. Şimdi evet. Oradan düşündüm birazcık. Yani 10 dakika durduk, inanılmaz sıcaktı. 10 dakika durduk, şey bayılacak gibi oluyorduk mesela hani evet. Çıkalım diye. Tamam hani Blitz maçı 10 dakika bile sürse sonuçta yanan evin şey ısısını hani ne bileyim 40 derece ayarlı diyemeyeceksin. Yandıkça yanacak, sıcak iyice artacak. Evet, doğru. O yüzden yani soğuk galiba ya. Soğuk. Tamam. Okey, Ataberk soğuğu tercih etti. Ben de muhtemelen onu seçerdim. Evet. Şimdi bu güzel bir soru. Bu soruyu benim biraz için özel mi hazırladınız? Evet, öyle hazırladık diyebiliriz yani. Bu soru birazcık benim aklımdan da ve Melih abinin aklından da çıktı. Ortaklaşa bir soru diyebiliriz. Bilgisayarların olmadığı dönemde oynayacaksın ama elinde çok güçlü bir bilgisayar var. Hı hı. Ya da şu an 2600 Elo puanın ve oyun gücün olacak. Hangisini seçersin? Şimdi şöyle düşün. O dönemde bilgisayar olmadığından yani potansiyel bir dünya şampiyonu adayısın da aslında. Sonuçta tabii ki belki Fischer falan inanılmaz kuvvetliler ama ne bileyim ya, elinde bilgisayar var, ne olacağı belli değil, anladın mı? Yani açılıştan sürekli bütün yenilikleri ben bulacağım. Bütün yenilikleri sen ben bulacaksın. Edeceğim. Aynen, onların oynadığı her şeyi sen refüt edeceksin. Muhtemelen bence ilk ona kadar da çıkarsın dünyada çok rahat ya zaten. Ya bu soruyu duyunca ilk şeyi düşündüm. Kasparov mesela henüz Deep Blue'ların olmadığı dönemde hani açılışların ne kadar iyi, ne kadar hani yenilikçi olduğundan bahsediyor. Özellikle Night of'ta birçok açılışta. Hı hı. Hani ve daha sonra bu güçlü makinenin çıkmasıyla birlikte şey demişti. Benim oynadığım variantların birçoğu bile hani belli refit olabilecek variantlar demiş. O yüzden hani çok büyük bir güç yani hani. Tabii. Kasparov ki hani yani yaklaşık 30-40 yıl öncesinde hani en iyi dönemlerini yaşamış bir oyuncu ki hani hala günümüzde dünya şampiyonlarının en güçlülerden bir tanesi. Tabii. Öyle bir bilgisayar olduğunda mesela birisi oynuyor, gidiyorum database'i diziyorum yani. Sonuna kadar oynuyorum ve çürütüyorum. Bir de muhtemelen o dönemde çok açılışta değişmiyorlardır herhalde. Yani inanılmaz şu maça şunu oynayayım da şuna şunu oynayayım gibisinden değildir. Yani aynen mesela var olan bir hani bir variantı vardır. Kendisi benimsemiştir, onu kendisi geliştirmiştir evde arkadaşlarıyla oturup. Atıyorum. Ya bizler gibi benzen kimse bir gecede şey demez. Ya makineden bakayım şu açılışın ilk 10-15 hamlesini de yani yarın da bunu oynarım. Hani aynen çok, aynen. Oyun gücüm benim çok önemli değil demez herhalde yani. Hani evet. Çünkü orada bir şey denediğin doğruluğu önemli. Hani sen tabii. Belki tüm gece oturuyorsun hani eline bir yazılmış kitap alıyorsun. Tahtanın başına oynatıyorsun. Sabah maça gidiyorsun mesela. Varyant refüte. Hani bir şeyi gözden kaçırdı. O yüzden tabii. Büyük bir güç yani. Ben geçmiş zamanlı seçiyorum. Yani onu denemek istiyorum. Yani bir de değil şu mi? Anda onun eğlencesi de çıkar. Hem onun eğlencesi yani o açılış gücüyle belki yani iyi daha da iyi satman çalışarak hani o seviye birazcık mesela oyun gücüm 2600 diyelim ki ama açılışta 2800 hani benden kuvvetli birçok oyuncu da avlayabilirim yani hani birçok açılışta direkt önce olacağım yani. Tabii canım, hem öyle hem de potansiyel dünya şampiyonu adayı da oluyorum bence o döneme göre. Evet yani. Elindeki bilgisayardan dolayı da. Yani 2600'den kesinlikle daha şey. Yani o dönemin 2600'ü yani. Seni yenemeyecek kolay kolay. Açılış dolaylı yani direkt evet. Bence. Ki yani bir yerden sonra elinde bilgisayar olacak. Hani onlar çalışıyor ama sen sürekli bilgisayarla çalışacaksın. Zaten gücünü de yani o dönemin 2600'de bu dönemin 2600 şey olmadığından anladın mı? Ya şu anda amatör sporcu olarak adlandırdığımız Elo baremlerindeki oyunculara bile hani ellerinde atıyorum Stockfish 16'lar var, açılış kitap ve böyle olduğu için oyun sonuna gidene kadar atıyorum. Yenmek kolay olmuyor çoğunlukla tutabiliyorlar konumu ki yani sadece makinenin bende olduğu senaryoda çok büyük bir avantaj yani. Hı hı. O yüzden geçmişteki o şeyi denemek istemem. Hem de onun bir eğlencesi. Bir heyecan geldi orada aynen. Aynen. Bir denenir yani. Evet. Yani 2006 olup hani oturacağım öyle en azından bir dünya şampiyonuna kasarım yani. Hani en azından dedim ki açılışlarım sizden iyi yani. Denerim yani birilerini yenerim. Bir maç iyi oynarım şey yaparım. Geçmiş deniyorum ya. Evet. Tamam, Ataberk'in cevabı oldu. Ben de muhtemelen
O geçmişte elimde bilgisayar olma heyecanını yaşamak isterdim. Son sorumuza geçiyorum Ataberk için. Hazır mısın? Hazırım. Patlatan soru gelecek şimdi evet. Herhalde. Ya yani bence güzel soru bu da. 3 yıl boyunca Kasparov'la çalışacaksın veya hayatın boyunca Anand'la çalışacaksın fakat ilk hamle beyazla E3 oynamak zorundasın. Siyahla da E6 yani işte. Eğer Anand'da tüm ömür boyu çalışacaksın, yani her şeyini sana adayacak ama E3 ve E6 oynamak zorundasın. Şimdi bu arada E6 Ataberk'in işine geldi. Çünkü bu arada Fransız savunması oynadığım için E6 işime geliyor. Evet, Ataberk'i bu güzel evet, oldu. Siz eskiden Fransız savunması eğitim serimi izleyebilirsiniz. Evet, bunu da arada söylemiş olalım. Şimdi gücün de aynı bu arada. Hani şu anki gücünle 3 sene Kasparov'la çalışsan ne olacağını bilemezsin. Bence bir garanti 2600'ün var. Daha yüksek de olur. Evet, ben de verimini doğru şekilde alırsam hani. Ya o da sana hayatını adayacak çünkü. Evet. Hop aradın Kasparov'u burada. Kapattın orada. Ama Anand direkt burada yani. İstediğin zaman yanında. Yol arkadaşım ha yani. Yani. E3 oynamak çok kötü ya. Evet, E3 hani açılıştan kötü. Hani bir şey alamayacağım diyorum mesela. E3'e D5 oynadı mesela. Ne yapacağım? Taş duvar mı diyeceğim F4 oynayıp? Yani doğru. B3 oynayacaksın herhalde. Yani C4, B3. C4 oynayacaksın ya da D5'e C4 yani oynarsın. D4 oynayacağım mesela. Bir kere Lambda oynayamıyorum. Lambda oynayamıyorum. Doğru. Yani Wizard Gambit'inde filmi cebirde tutmak zorundayım. Hani yani Karsen E3 ile yeniyor ama Karsen değiliz. Yani E6 işime geliyor tabii ki. Tabii oradan bir artı oldu. Hani bir D6 deseydin ilk hamle. Bu arada onu düşündük biliyor musun? D6 deseydik Ozan kabul etmezdin. Çünkü yani D4'de de D6 kötü kalıyor yani. Evet hani. Birazcık daha. Hayat boyunca Filidor, Pirk falan oynamak zorundayım yani. O yüzden direkt böyle soralım dedik. Evet. Yani karar vermesi zor bir soru. Galiba Kasparov diyeceğim çünkü hayatım boyunca E3 oynamak istemiyorum yani. Bir yerden sonra artık değiştirmek istiyorum ne kadar hani iyi olursam olayım. Farklı bir açılış oynamak istemiyorum. Yani ilk hamle E3 oynayıp birçok açılış oynayamamak bilmiyorum. Bir yerden sonra Şırak'ta ya tamam iyiyim çalıştım 700 oldum mesela E3 diyelim ama yani E3 yani o kadar da zengin konulara gitmiyor. Sanırım Kasparov'u 3 yıl boyunca alayım sabah akşam yani yeme içmeden keseyim, Kasparov'dan bütün her şeyi almaya çalışayım yani. Evet, yani tercih meselesi. Bilmiyorum, ben de zor karar bu bayağı. Yani sırf E6 oynamayı bile hayatım boyunca sadece hani bir daha ilk hamle hep E6 olacak. O bile hani belki sıkabilir bir yerden sonra. Yani tabii ki mesela şöyle düşünüyorum. Şimdi atıyorum sen hayatın boyunca Anand'da çalıştın. Atıyorum 2600 oldun. 2500 birisi gelse E4 E6 D4 D5'e de E5 vursa yani nasıl yiyecek ki? E6 oynadım direkt sabite alnımda yazıyor. Herkes E5 alıyor mesela. Ha, E5 alıp beraber atıp çıksa mesela. O da kötü bir senaryo evet. Yani. Her aynı şeyi de yapıyor. E3 E5 D4 E4. E3 E5'e de siyah. Yani, ha, onu ama belki D4 oynayabilirsin aynen. Ama o zaman da siyahın gene istediği konumlara gidecek yani. Yani yine İngiliz oynamak zorunda kalacağım yani. Ya 2400 bence inersen 500'ler kaybetmez bence E3'e. Ben Kasparov'u sömüreyim ya. Hani 3 yıl boyunca sömüreyim. Yapamadım da benim hani aptallığım olsun ne diyeyim yani. Ama Kasparov'la 3 yıl her şeyi yapacağım. Çalışacağım. Bütün varyantlarını alacağım. Hani bütün imkanı sunacak. Yani o da bana kalsın yani. Kasparov diyorum ya. Hayatım boyunca sadece E3 oynamak istemem yani. Evet. Tamam. Güzel cevap. Yani sen ne düşünüyorsun? Ben ne düşünüyorum? Yani bilmiyorum. Ben Anand'ı seçerdim ya. İstediğim zaman. Yok bence sen kesin Anand'ı seçmezdin. Niye? Sen hayatım hoca asla E3 ve E6 oynamazsın. Diğer bir yerden sonra sıkılırsın ya. Sen renkli ama şöyle oynuyorsun. Düşündüm ben. Tamam yani E3 E6 sıkıcı ama gene de istediğin zaman Anand'a çalışabiliyorsun. Yani sonuçta illa E3'e mi hazırlanacağım? Oturacağım belki kale finali çalışacağım adamla anladın mı? Ne bileyim. Yani Kasparov 3 yıl sömürüyorsam Kasparov'dan da birkaç kuvvetli oyuncunun numarasını alır onlara danışırım artık yani. Yani tamam olabilir. Kasparov ama engellesin beni. Bir ben daha de ne sakın bileyim. Beni arama der ama o 3 yılın son günü sakın beni arama bir daha. Tamam derim senden aldığım telefon rehberinden başkalarını ararım artık derim. Evet o zaman. Kasparov ne diyeyim. Kasparov'u seçtin. Böylelikle de videonun sonuna gelmiş olduk herhalde. Zor sorulardı bu arada. Bence keyifli sorulardı. Bence de kesinlikle. Yani hala düşünüyorum arkada bazı soruları doğru cevap verdin diye mi acaba? Acaba doğru mu dedi? Hani şey ya bunu da seçmezsin diye mi düşünülüyor? Düşünüyorum bilmiyorum. Evet bu ama arada yani. Seyircilere söylemek istediğim bir şey var. Türkiye'nin birinci veya yüzüncü olacak sorusunda sizce Ataberk'in gerçek görüşü neydi? Yorumlarda buluşalım.
Evet, o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Herkese görüşmek üzere.